Sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlık sıhhatiniz yerindedir. Ben Deniz Groadas. Bugün sizlerle birlikte Stronghold Definitive Edition'ın 4. bölümüyle birlikteyiz. En son ne görevi tamamlamıştık? Kuşatmayı sonlandırma görevini tamamlamıştık ve ondan öncesinde de aslında taş yapımını öğrenerek surlarımızı nasıl güçlendirebileceğimizi öğrenmiştik ve hikaye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olarak ve videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederim ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şeytanla anlaşma. Görev 8, şeytanla anlaşma. Sir Longan'dan acil bir mesaj geldi. Son görevin üstesinden geldiğiniz için sizi kutluyorum ancak şu ana kadarki en büyük mücadelemizle yüzleşmek üzereyiz. Yanınıza en iyi adamlarınızdan oluşan seçkin bir grup alarak derhal ana vatanımızın sınırlarına doğru yola çıkın. Vardığınızda her şey açıklanacaktır demiş Sir Longan. Atlarınızı neredeyse bitkin düşene kadar sürüyor ve sonunda Söngarlağım'ın habercisiyle buluşup talimatları alıyoruz. Evet, görevimiz casuslar sıçanın topraklarınıza ya hep ya hiç bir saldırı düzenleyemeyeceğini bildiriyor. Kuvvetlerine karşı gelip onu geciktirmen gerek. Ordu kurmaya zamanımız yok ama Dük Yılan bira sevkiyatı karşılığında bize yardım etmek için büyük bir kuvvet gönderecek. Sıçanın kuşatma kuvveti yenilgiye uğratıldığında sıçanın komşu bölgesini direniş olmadan almamıza müsaade etti. Yılana göndermek için şerbetçi otu yetiştir ve bira yap ama uyarayım. Anlaşma şartlarını yerine getirirken halkını hizada tutmak zor olacak. Gerekirse acımasızlıkla dahil olmak üzere elinizdeki tüm araçları kullanın. Sıçanın kuvvetleri burada bozguna uğratılmalı demiş ve normal zorluk seviyesinde yaparsak da 11'e yapmamızı istemiş. Bakalım ne istiyor oyun bizden. Site your granary sahaya. Peki. Attık buraya. Stockpile'larımızı yapıyoruz. Şöyle. Abilerimizi çekelim. Okçularımızı yerleştirelim. Hemen agresif moduna alalım. Aynı şekilde mızrakçı abilerimiz de savunma duruşuyla şurada dursun. Evet, stockpile'ı şuradan hallettim mi? Evet. Şimdi öncelikli olarak yine vazgeçilmezimiz odun. Şöyle. Terbiyesiz terbiyesiz konuşma Red. Aptal herif, üstlerin işlerine burnunu sokmanın bedelini yakında ödeyeceksin diyor. Göreceğiz. Bakacağız. Ben hemen şuraya bir taş da yapayım. Ardından tabii ki de işçi de lazım köyümüze. Şuraya saldırıyorlar. Şuradaki şaklabanımız çıkarsa. Evet. Ne yapabiliyoruz? Gelmeden çıkacaklar mı bakalım. Okçularımız hemen saldırsın. Bakıyoruz. Tamam. Avantaj bizde. Biz yüksekteyiz. Evet, patır patır gidiyorlar. Evet. Erittik. Şu okçuyu da alalım. Alamadık. Tıpış tıpış kaçıyorlar. Tamamdır. Peki. Şimdi buradaki bütün alanları değerlendirmek istiyorum aslında arkadaşlar. Çünkü yeşil alan çok az. Bir hayli gördüğünüz üzere sizde. Şerbetçi otu buğday tarlalarından sanırım daha az yer kaplıyor diye hatırlıyorum. Şimdi birazdan onu da görürüz. Bakacağız. Şöyle deneyelim. Buraya olmuyor. Şuraya olur mu? Buraya da yapamadık. Buraya olmuyor. Şuraya şöyle. İki tane. Bir tane de böyle attık. Ardından hemen şuraya. Şu aralarına boşluk bırakın ki İşçiler kolay kolay geçebilsin. Evet, granarimizdeki yemeklerin azaldığını bildirdi. Vezirimiz mi artık diyelim, sağ kolumuz mu? Orası biraz olmadı ama
Şöyle serpiştirelim. Birazdan ekmek üretimine de başlayacağız. Evet, Granny gidiyor. Şuradan altından biraz yavaş yavaş insin. Altını da dağıtalım. Eyvallah, eyvallah. Taşlarımız da geliyor. Fikrimi değiştirdim. Ordu giderlerindeki son artış nedeniyle bana daha fazla bira tedarik etmen lazım. Yine de adil bir takas olur, öyle değil mi? Sen tam bir yılansın gerçekten. Sana hiçbir sözüm yok. Ama sıra sana da gelecek. Gelecek. Babamızın intikamını almamız lazım. Evet. Şöyle barınak yapalım. Evet. Tamam. Yiyecek üretimine başladık. Artık altını keselim. Hatta şuraya bir tane daha atayım. Değirmen. Gelsinler. 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 Başım gözüm üstüne yeri var. Hepsini ağırlarız. Misafirperver insanlarız biz. Şöyle attık. Evet. Birazdan taş üretimi de hızlanmış olur diye düşünüyorum. Ekmeklerimiz geliyor. Şöyle birazcık artık vergi de isteyelim. Şimdi burada iki tane alan açılmış. Kötü şeyler ve iyi şeyler. Aslında burada korku faktörü var ve yapabildiğiniz iyi şeyler, popülerliği de arttırabiliyorsunuz. Şimdi bu kısımda aslında baktığınızda bunlardan yaptığınızda halkınıza mutsuzluk veriyor, ancak daha hızlı çalışıyorlar. Bu da daha fazla mutluluk veriyor ama biraz daha slow motion çalışıyor. Verimsiz çalışıyorlar aslında baktığınızda. Tabi burada ben şimdi verim arttırmak adına biraz korku salıcı şeyler bırakacağım. Ve bir de tabii ki de yay yapmamız lazım. Birazdan daha fazla saldıracaklar. Şöyle yaptık. Bir de hemen armory atalım yanlarına. Vızır vızır çalışıyor herkes. Maşallah. Maşallah. Evet. Duvarlarımızı çektikten sonra zaten ben buraya bir kule atacağım. Kule attıktan sonra, onlar orada spawn olduktan sonra zaten daha gelemezler. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Güzel. Hemen daha mutluluğu tam fullledikten sonra vergiyi arttırıp bunu da oradan eşitleyeceğim. Şimdi bira üretimine de başlayalım hemen. Görevimizi tamamlayabilelim. Evet. Şerbetçi otu tarlarımızı böcekler sarmış ve bütün hasadı yok etmiş. Sorun değil. Bir dahaki mevsimi hallolur. Tamam. Kule yapabiliyor muyuz? Evet, maalesef ki bunlardan yapamıyoruz ama şöyle bir şey yapacağım. Okçularımızı şöyle çekelim. Arkadaşlar geldi. Sanırım daha buradan bir yerden çıkamayacaklar diye düşünüyorum. Ben yine bu duvarları da güçlendireyim. Okçularım da ölmesin. Gelin böyle gelin. Evet. Kışta yapsak iyi olacakmış gibi duruyor. Okçularımızın bir kısmını şöyle hemen. Oo, aradan geçtiler. Sıkıntı yok. Hemen halledeceğiz. Oradan da bir geçtiler. Şuradan bir yerden geçtiler daha demin. Ben onu çözene kadar. Şöyle yapalım. Bilmiyorum. Şu an bir duvar attım. Stone needed.
Şöyle yapalım. Ekmek yetmiyor. Evet, 8 tane zaten yapmışız. Şurada bir açık var galiba. Oradan geçtiler daha demin. Anladığım kadarıyla. Hemen şöyle kapatalım. Şahane bence şu an. Gayet iyi gidiyor. Bu duvarı da bu taraftan kapatayım. Evet. Şöyle okçularımız gelsin böyle artık. Alamadık. Kısmını böyle yapalım. Hatta duvarları çoğaltalım şurada. Daha fazla okçumuz dursun. İdaremdeki bölgeler bu mevsim fırtınalardan çok etkilendi. Maalesef birliklere para toplamak için daha fazla bire ihtiyacım olacak. Sen fazla kaşınmaya başladın. Yılan adam. Ama sıkıntı yok. Onları da halledeceğiz şimdi. B tuşuna basarak otomatik olarak kışlarınızı da seçebilirsiniz bu arada, bilginiz olsun. Şimdi biraz verimi arttırmak adına birkaç tane korku faktörü ekleyelim. Mesela insanları şöyle astığımızı görsünler burada. Zindan yapalım. Şöyle zindanlarımızı da yaptık ve korku faktörüne bakalım. Sonraki seviye için gereken kötü şeyler. İki tane daha yaparsan verimlilik sanırım 110'a mı çıkmış olacak? Bakalım. Evet. 120'ye çıktı. Şimdi insanlar daha fazla çalışıyor. Hatta vergi almayacağım. Şöyle yapacağım. Şey yapabiliyor muyum? Market yapabiliyor muyuz? Çok güzel oldu marketi yaptığımız. Ben çünkü şöyle fazlalıkları satayım. Halkıma para da atayım. Aynen öyle. Buradan da verim arttırmış olduk aslında. Böylelikle. Bakıyoruz. 20 tane bira elde et demiş ve sanırım görevi başarıyla tamamlayacağız. Bu şekilde gidersek. Zaten buradan istedikleri kadar saldırsınlar artık. Önemi yok. Koş 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 koş. Vızır vızır. Karınca gibiler. Tamam. Stoğumuzu da arttırdık. Ve biralarımız da geliyor sanırım. Bakayım. Böyle bakalım. Yuvarlayarak getiriyorlar mı varillere? Göreve oynuyorlar. Şerbetçi otlarımızda bir sorun var lordum diyor. Böcekler yiyor, evet. Ama birazdan hallolacak. Aldılar gidiyorlar. Soytarımız da evet. Bize bu küçük sadakaları vermeniz çok ince efendim. Buna bir örnek vermek isterdim ama bunu yapmayacağım arkadaşlar. Evet, güzel gidiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gidiyor. Son valimizi de bırakacak. Evet. Bira sevkiyatı tamamlanıp yan alana gönderildi. Umarım söz verdiği takviye yakında gelir. Acaba bize düşman olarak mı gelecek? Bir sürpriz mi yapmak istiyor bize yılan? Tam da hatırlamıyorum bu bölümü. Birazdan anlaşılır. Ben şöyle yine okçularımı dizeyim. Ne olur ne olmaz. Bunlar da kralın yanında dursunlar. Koşun koşun askerler. Evet, tek sıra halinde ilerliyorlar. Yılanın söz verdiği birlikler geldi dedi. Neredeler? Gelin bakayım siz şöyle. Hemen sizi şuradan çıkartalım. Scout
escort a large force of the rat's men are marching towards us. Ama hadi. Archers, ready! My boy is yours. Evet. Şimdi olacak galiba. Ve birazdan da saldıracaklar. Evet. Şöyle okçularımızı dizdik. Gelin abi siz böyle. Siz de gelin böyle. Buraya. Maşallah, maşallah. Oo! Mancınıklarla saldırıyorlar. Ama bizim okçularımız evet. Bildiğiniz taramalı tüfek gibi aslında atış ediyorlar. Tamam. Burayı hallettik. Burayı hallettik. Şunları halledelim. Buraya odaklanın arkadaşlar. Önemli olan burası. Krala ulaşırlarsa yoksa nanay. Evet. Güzel bir savunma oldu ve zaferi elde etmiş bulunduk. İşler iyi gidiyor değil mi? Evet sanırım öyle değil mi? Evet bence de öyle. Şu an zaten buradaki vaziyetin gösteriyor her şeyi. Evet. Evet. Kuşatma kuvvetlerinin yok edilmesiyle zafer senin oldu. Ancak geri döndüğünde yılanın anlaşmasını bozduğu ve sıçanın ülkesini kendisininmiş gibi sahiplendiği haberini aldın. 9. görev. Sıçanın son savunması demiş. Bakalım burada neler yaşayacağız. Tam da 200'lü sürüngenden beklediğim gibi. Onunla bizzat ben ilgileneceğim. Bu sırada savaş şans biraz yüzümüze güldü. Sıçan başı kesilmiş bir tavuk gibi bölgede koşuştururken küçük bir kuvvet gizlice girip kalesini ele geçirdi. Kendisi şu anda kaleyi geri almak için hücum ediyor ve ben senin oraya gidip garnizonumuzun komutasını eline almanı istiyorum demiş Sir Longarm. Hay hay efendim. Tabii ki de neden olmasın. Evet kurt en tehlikelileri. Ve domuz. Bu asiler Depuk'a karşı çok fazla kez kolayca galip geldi. Bizi zayıf gösteriyor. Bu sefer başarılı olmayacaklarından emin ol demiş domuza. Kurt tabi talimatları verdi. Ve gaza gelip domuz karşılık verecek. Evet, söylentilere göre domuz doğduğunda o kadar çirkinmiş ki ebeveynleri onu sokağa bırakmış. İşin aslı ne olursa olsun ana vatanda küçük kasabaları ve köyleri yağmalayan bir seyyar hadyut grubunun onu aralarına aldığı biliniyor. Bu küçük düzenbaz ordusunda yetişirken ciddi derecede aç bırakılmıştı ancak kaba olduğu kadar etkili de olan basit askeri taktikler geliştirip liderleri olarak seçilmesinden sonra domuz her yağmadan sonra en iyi yiyecekler için ilk söz hakkına sahip olduğundan emin oldu ve o zamandan beri aşırı tıkındı demiş. Sıçanın kalesi, şimdi görevdeki hedefimizi, evet ne yazmışlar? Sıçanın kalesini eski sahibine karşı savun, kötü bir şekilde tasarlandığından onu güçlendirmen gerekecek. Hendeyi tamamlamak harcadığın vakti değecek, bu despotların birinden sonsuza dek kurtulmak için mükemmel bir fırsat demiş ve başlıyoruz. Evet, şimdi öncelikli olarak şöyle birkaç tane oyuncu atmak istiyorum arkadaşlar. Oyuna başladık. Ardından hemen buraya bir kapı yapacağım ki arkadan odun getirebilsinler. Oradan gelirler diye düşünüyorum. Bunu da yaptık. Şurayı niye yapamıyorsun abicim? Burayı yapsanız. Yine aynı şekilde. Şimdi buralara hemen okçu atölyeleri yapalım. Wood needed. Peki. You can count on us. Durmaksızın evet. Buradan. Şöyle. Güzelce kazmaya devam edin. Aynı şekilde buradan da. Hemen çalışın okçular.
Okçular gelin. Şuraya. Bakalım. Geldiler. Arkadaşlar. Şunların arasından şu adamları geçirebilirsem. Şuna saldırabilirsem bunlara. Katapultları halledersek tamamdır bu iş. Çok güzel oldu. Şu merdivencileri alalım. Bunların arasından geçirebilecek miyiz? Böyle bir iki tanesine saldırtık. Şuradan saldırın. Evet. Bunlara saldırın. Tamam. Evet. Şu an ilk saldırıyı atlattık ve hemen kendimizi toplamamız lazım. Şuradaki şeylere arkadaşlarımız bir toplasın. Kassın. Hadi başlayın abicim. Ardından hemen ok yapabilmek için oduna ihtiyacımız var. Odun lazım, biraz hızlı. Bu market yapabiliyormuşuz. Şimdi şuraya da bir hemen öküz atalım ki daha hızlı taş getirsin. Evet, kazmaya devam ediyorlar. Şurayı en azından kapatıp sol ekranın sol köşesindeki yeri kapatıp şöyle okçularımızı geldik buraya koyduk. Burayı da böyle güvence altına almak istiyorum. En azından bu taraftan gelemesinler. Şöyle yapsak. Buradan çeksek. Bize vakit kazandırır mı? Bence kazandırır. Bakalım. Orası açık kalmış. Bakın böyle kontrol edin arkadaşlar. Ekranı döndürürken. Şimdi ben buradaki duvarları kapatıyorum. Çünkü düşmanın bu taraftan saldırmasını istediğimden dolayı mecburen yani suya gelecekler diye düşünüyorum. Öyle bir stratejik düşünceyle yaptım. Bakalım eğer uyar dediğim şey. Buradan duvarlara saldırırlarsa biraz sıkıntı olabilir bu bizim için. Hemen abilerim gelsin buradan. Siz de buraya gelin. Şuraya herhalde bir duvar atmamız gerekiyor. Kapı atmamız gerekiyor. Taş kapı deneyelim. Evet. Bu sefer olacak galiba. Şimdi. Gold needed. Peki.
Peki. Şuralara atış atalım ki en azından 3-5 tane de yemek getirebilsinler. Market yap, şey yapayım, market yapayım. Marketten alabiliyorsam bakalım. Satın al. Artık şöyle bakalım aralarından geçirebilecek miyim adamlarımı? Tahmin ettiğim gibi oldu ama bu bize vakit kazandırırmış gibi geliyor. Siz de buraya çıkın. Çok güzel, şahane. 10 numara. Sıkıntı yok, tahtamız var. Tahtayla hallederiz. İnsanlar kaleyi terk ediyor. Peki hemen. Şimdi yiyecek kısmını halletmemiz gerekiyor aslında. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ama kazandık. Şahane. Bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videolarımı izlediğiniz için öncelikli olarak hepinize teker teker teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak ve videoların altına oyun hakkındaki fikir ve görüşlerinizi de yorum atarak bana çok güzel bir şekilde destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.